Evet arkadaşlar, ben Kaan ve bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videodayız. Bugün sizlerin yorumlarını okuyorum. Banyodan yeni çıktığım için saçlarım böyle. Saat sabahın 8.12'si, kalktım direkt duşa girdim uyanmak için. Oradan da buradayım. En son yorum, Kaan söylediğin anime isimlerini videonun altına yazar mısın? Videonun üstüne değil, alt taraftaki bölmeye. Tabi yazarım çünkü genelde üşeniyorum aslında ama yazmaya özen gösteririm. Daha çok şey yapıyorum, sitede yazı yazıyorum paylaştığım video hakkında. O sitenin linkini, yani bizim sitemiz var, lapata.com diye, şeyde açıklama kısmında bulursunuz. O sitede yazı yazıyorum ama o siteye de çok vakit ayıramadığımdan şu an bayağı bir birikti. Bugün inşallah onları da halledeceğim. Neyse, hemen aşağı geçelim. Abi etçi yapar mısın bir daha? Etçi yapmıyorum ama anime önerisi yapabilirim ama etçi yapmıyorum. En azından videoda. Bir alta geçtik. Abi senin sitem vardı, oraya biraz özen gösterdin. Bu arkadaşa ben direkt iş teklifiyle gittim. Hani orada yazar olmak ister misin diye sordum kendisine. Videolarda biraz daha uzun olabilir ama 10-15 dakika ya da çok geçmemeli bence. Kesinlikle katılıyorum. Olabildiğince kısa tutmaya çalışıyorum ama bu video konseptinden dolayı hani uzun olacak. Çünkü yorumları okuyorum burada. Çoğunlukla çünkü uzun yorumlar geliyor. Kahve yaptım ama aşırı sıcak şeyleri içemiyorum biliyorsunuz. Biliyor musunuz? Ben içmiyorum yani. Onun için de fanım vardı aslında. Soğutucu fan da. Şimdi onu çalıştırmak istemiyorum. Çünkü fiş dolu iki tane ışık açtım. Önden yüzüm daha iyi görünsün diye. Kamera kötü, madem ışığı güçlendirelim dedim. Neyse. Uzumaki Emre kanalımızın uzun zamandır takipçisi. Bayağı sohbeti güzel bir insandır. Romantizm önerileri bekliyoruz hocam demiş. Artı bir yazmış. Ömer Yıldız da öyle uzun zamandır. Bizim aile, bizim kanal çok hoş oldu ya böyle. Tam 4000 kişi civarındayız. Kanal işin ilginci durmadan abone kaybediyor ama tam 4000 kişi falan civarındayız böyle. Ve herkes hemen hemen böyle tanıyor beni. Sıkıntı olmuyor yani. Gelen böyle yani çayını alıp kahvesini alıp geliyor gibi. Şu kamerayı şöyle yapayım. Arkaya yaslandığımda gereksiz gözükmesin. Hemen aşağı geçiyorum. Bunlara ek Overlord izleyebilirsiniz demiş. Şey animesine. 4 tane oyun animesine. Kesinlikle Overlord'u ben 2 kez falan izledim ve kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ettiğim bir seri. Çok da güzeldi. DxD'nin yeni sezonu ne zaman çıkacak tam bir şey belirlenmedi diye biliyorum ama senin için şuradan bakabilirim hemen şöyle. Ufaktan bir web sayfası açaraktan. DxD yeni sezon. Dördüncü sezon diyelim. Şöyle bir bakalım. Bakalım bakalım. İnternette ne diyorlar. Bunun için High School DxD Türkiye diye Türkiye şey sayfası kurmuşlar. Facebook sayfası. Ben şok. Böyle şeyler beklemiyordum ya. Bunun için sayfa kurmak ama adam iyi akıl etmiş. Neyse, o sırada diğer yorumları da okuyayım. Şöyle ufaktan ona bir bakayım. Genel olarak bu konuda kesin bir şey göremedim ama daha detaylı açıklayacağım. Şimdi video süresinde açıklamayayım bunu. Olmadı, editlerken açıklar yazarım videoya. Çok da emin değilim. Saçım çok önüme düşüyor biliyorum. Yapacak bir şey yok. Oyun animesi için Overlord da güzel öneridir. Bak, herkes Overlord'u da önermiş kesinlikle. Ben video kısa olsun diye 4 dakikada 4 anime önermeye çalıştım. Biliyorsunuz ben çok konuşuyorum. Erkeğin havalı, yakışıklı olduğu, güzel, daha doğrusu kızın tsundere olan bir anime var mı? Çok. Açıkçası öyle çok. Daha çok böyle shoujo animelere bakarsan. Ama böyle harem türünde olmayan shoujolar çünkü. Shoujo animelerin çoğu harem türünde oluyor. Böyle birden çok fazla kız şey oğlan oluyor. Aynı kıza yüklenip. Bir tane paylaşmıştım onunla ilgili de böyle. Ama hangi videoydu? Bak şeyde yazmış zaten. Ömer de yazmış.
Onun linkini dur sana atayım. Ya bu videodan sonra atarım. Doğaüstü güç animesi atabilir misin? Olur, bugün de onu atarız belki. Bugün hani ben hangi animeleri atayım demeden önce açıp buradan bakıyorum. O benim gibi kodcu bir arkadaş Akuma. Birader bilgisayara soruyorsun kızlar güzel mi diye, güzel bir dedi. Güzel değilse üçüncü adıma git diyorsun. Ha, bu algoritma örneklerine yazmış. Nereden bileceği en önemli adımı atlamışsın diye. Algoritma örneği videosu da çekmeyi düşünüyorum bugün fırsat bulursam. Bakalım. Durmadan videolar atman çok güzel reis. Böyle devam et inşallah yazmış. Bu da Doğukan da çok eski takipçilerimizden ve sıkı takipçilerimizden, hani öyle boş geçilecek şey değil, adam değil yani. Romantizm ya da etçi önerir misin demiş. O etçi önerisi çok fazla istek geliyor. Etçiye de bakabiliriz. Shanisari Game. Hepsini izledim ama olsun demiş. Ben buraya da bu yoruma da bakabilirsin. Daha açıklamalı yazdım çünkü ben buraya. Overlord da var burada. Bayağı bir hani oyun anime önerisi şey yaptım. Ha, başarı, hepsi uzun olsun. Uzun video çekmemeye çalışıyorum. Yorum videosu ama illaki uzun olacak. Kusura bakmayın. Anime önerili bir şeye. Hiç fare oyunu oynadın mı? Evet, oynadım. Abi bilinmedik güzel spor animeleri önerir misin demiş. Öneririz onu da. Yakın zamanda spor önerdiğim için. Önermem ama. Hani şey, sana özel olarak önerebilirim. Zaten şeyi de incelemesini yapacağım için. O videonun hani sitede incelemesini yapacağım ya. Orada ekstra birkaç tane daha paylaşırım. Sen adamsın reis, böyle daha çok video gelsin falan filan. İşte sessiz bir video atmıştım, ondan bahsediyor arkadaş. Aşağı inelim. Buradan sonra Şikiz'de falan fişmeyken diye devam ediyor. Bunların hepsini okudum zaten. Neyse arkadaşlar, yorum videolarını da çok uzatmayayım. Yani buraya kadar, yani bir dahaki hafta geleceğimiz nokta Kaan Gül'den. Bu yoruma kadar bir dahaki hafta okuyacağım. Pazar ya da cumartesi okuyacağım bu yorumlarınızı. Ya hafta içinde de okuyorum ama hani şey, video halinde değil. O yüzden tekrar izlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Kendinize iyi bakın.